Şöyle soğanını, maydanozlu soğanı, pul biberi. Şöyle yapalım. Sürekli söylüyorum, usta bir kantini çek, kantini çek. Sokak lezzeti. Kattıkça malzemeleri söyleyeceğim, az bir simyağı katıyoruz. Bu tabi evde yapabileceğiniz şekilde. Kimse şapkadan cin çıkartmıyor. Aslında yemeklerin yapılışının hepsi aynı. Tavuğumuzu atıyoruz. Arkadaşlar tavuğumuz 160 gram kişi başına. Tavuğa darı kadar ufak doğranmış tavuk göğsümüz, tavuk bu fark etmez. Görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi çok merak edersiniz. Dersiniz ya biz tantuncilerde içine bir şey döküyorlar vesaire ne döküyorlar. Ya da ne döktüğünü de biliyorsunuz zaten. Gören var, görmeyen var. Böyle şaşala döküyoruz. Aslında su döküyorlar arkadaşlar. Tavuğun önceden pişirdikleri için ne yapıyorlar? Yanmaması için suyla yumuşatıyorlar. Şu şekilde şöyle göstereyim ben. Bunun tek amacı tavuğu önceden pişirdikleri için yumuşak olması ve yanmaması. Başka hiçbir amacı yok. Eğer su yerine yağ dökecek olsalar ona yağ dayanmaz zaten o da yenmez yani. Şimdi şöyle az bir su daha vereceğim arkadaşlar. Tabi bu arada kaşıkla ne yapıyorum? Tavuklarımızı ufak olmasına rağmen eziyorum. Şimdi tantunumuz hazır arkadaşlar. Ne yapacağız? Baharatlarını vereceğiz. Baharatlarını içine vermeyeceğiz. Ama ben sadece kırmızı közlerini vereceğim. O da güzel olsun, daha lezzetli olsun diye. Hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. Ocağımızın altını kapatmadan şöyle bismillah diye ekmeği şöyle bir bastırıyoruz içine. Hemen ekmeğimizi şöyle alıyoruz. Şu şekilde gösteriyoruz. Arkadaşlar gerçek lezzet bu. Ne diyorum? En iyi yemek ne? Kendi yaptığımız yemek. Şöyle soğanını, maydanozlu soğanı, pul biberi. Şöyle yapalım. Bu yemekte sunum yapmayacağım. Beni göster dostum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Afiyet olsun. Şu anda yemeğimiz 55 ile 60 derece arasında. Bu ne demektir? Ocaktan çıkarttık yemeğimizi. Yemeğimizin sıcaklığı 55 ile 60 dereceye düşmüş. Bakteri üretebilir hale gelmiş. Ne yapmamız gerekiyor? Ya bu yemeği 15 dakika içerisinde tüketeceğiz ya da gel kızım.